Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klasik dinleyicileri. Seçime Doğru programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Mersin'deki ve Türkiye'deki seçimin nabzını sizler için tutmaya ve siyasetin nabzını sizlere aktarmaya, adaylarımızın, Mersin milletvekili adaylarımızın projelerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Tabii il başkanlarını, ilçe başkanlarını da programımıza konuk alıp seçimin nabzını ilçe başkanları ve il başkanlarıyla da tutmaya devam ediyoruz. Bugün de yine Seçime Doğru programımızda konuğumuz var. AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Sayın Onur Ünlü. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Tekin Bey. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Evet, siyaset tabii. Siyasetten önce bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bir Evet. mesajınız olacak mı? Mutlaka bütün gençlerimizin, yarınımızın, geleceğimizin temsilcileri, inşallah bütün umutlarımız gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı ben de cani gönülden tebrik ediyorum. Hepsine kutlu olsun. Evet. Peki, Sayın Başkan, aslında seçime çok kısa bir süre kaldı. Evet. Çok kısa bir süre kalınca da tabii ki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Evet. AK Parti adaylarına baktığımızda hep şunu konuştuk, hep şunu gördük. İyi bir organizasyon ki il başkanımızı aldığımızda da aynı şeyi söyledi. Biz organizasyonumuzu çok önceden hazırlamıştık. Sahaya en Evet. erken biz indik ama her şeyimiz planlı, koordineli. Toroslar ilçesinde seçimin havası, seçimin nabzı nasıl? Evet. Başta tabii teşkilatlarımızın başı il başkanımız, takım kaptanımız İsmail Taşpınar olmak üzere teşkilat başkanımız Lütfi Parıltı ile beraber biz bunları 7 Nisan daha 7 Nisan'da adaylarımız kesinleşmeden, aday listemiz belli olmadan biz bütün bu sürecin planlamasını yapmıştık. Bu sürecin içerisindeki planlamalarımız da bugüne kadar hiçbir şeye uğramadan, kesintiye uğramadan, hiçbir aksaklık olmadan çok şükür kazasız belasız bir şekilde çok sistematik bir şekilde devam ediyor. Bundan sonra da bu aynı şekilde devam edecek. Yani bizim tempomuzu arttırarak bunları planlamıştık zaten. Bugüne kadarki yaptığımız faaliyetler ve artık seçimin son gününe kadar bütün enerjimizi seçime harcayarak yapacağımız adımlar belli, yapacak olduklarımız belli. Hangi mahallelerde neyi yapacağımız, seçmene nasıl ulaşacağımız, işte hangi araçları kullanacağımız bunların hepsinin planlamasını yaptık. Biz gerçekten Mersin'de AK Parti teşkilatları olarak çok güçlü bir aileyiz. Yani bu artık bir teşkilatlanma, normal bir siyasi parti teşkilatlanmasının dışında gerçekten çok güzel bir ahenk yakaladık. Bu ahenkin içerisinde çok tatlı bir rekabet içerisinde hepimiz birbirimizi daha da motive ederek hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ve sahada yavaş yavaş ısınmaya başladı. Esasında biz sahalara indiğimizde meydan biraz boştu işin açıkçası. Meydan şimdi daha da ısınmaya başladı. Diğer siyasi partiler de zannediyorum bizim bu hareketliliğimizi, hızımızı görünce onlar da vitesi yükseltme eğilimdiler ama biz planlı bir şekilde devam ediyoruz. Ve inşallah 7 Haziran seçimlerinden çok umutluyuz. Evet, aslında diğer siyasi partilerden biraz daha önde bir kademede ilerlediniz. Evet. Peki, şimdi seçime az bir süre kaldı. Türkiye'de maalesef seçimler yaklaştığında ki bundan AK Parti de çok zarar görmüştü. İşte bir takım kirli tezgahlar, bir takım senaryolar, Evet. bir takım provokasyonlar da söz konusu oluyor. Mesela geçtiğimiz günlerde Mersin'de ve Adana'da eş zamanlı Evet. HDP'nin binalarında bombalar patladı. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konu tabii esasında iki aşamadan bakılacak bir konu. Öncelikle bu saldırı yapanları çok şiddetle kınıyoruz. Kendisini demokratik alanın içerisinde demokrasinin güzelliği olarak, farklı renkleri olarak, sanki her kuşun ağzından çıkan farklı böyle bir güzellik olarak görüyoruz biz esasında bütün siyasi partilerimizi. O yüzden HDP'ye yapılan bu çirkin saldırıyı ben özellikle çok ciddi şekilde kınıyorum. Ama bunlara Türkiye artık alıştı. Yani bu tip organizasyonlar, bu tip yapılar her seçim öncesinde oynanıyor. Evet. Hatta seçim dışında da bu ülke ne zaman güçlenmeye kalksa, ülke güçlenmeye kalktığında birileri bundan rahatsız oluyor. Buna rahatsız olan hem ülke içerisindeki herkesin malumu paralel çeteler hem de dışarıdan da bu ülkenin güçlenmesini istemeyen, bölgesinde güçlü, bölgesinde lider bir Türkiye'yi istemeyenler sürekli Türkiye'nin önünü tıkamak için hep eylemlerde bulunmuşlardır, Evet. provokasyonlarda bulunmuşlardır. Bundan çok eskilere de gidebiliriz. Yani Türkiye bugün bir Kıbrıs sorununu konuşmuyor artık.
belli bir ivmeye girdi. Türkiye'nin önüne bir gün Kıbrıs sonunu çıkarıyorlar. Bir gün Ergenekon davaları, bir gün Balyoz davaları, 28 Şubatlar, 17 Aralıklar, 25 Aralıklar. Yani bunlar sürekli Türkiye'de sanki insanları galyana getirerek, Türkiye'deki bizim insanlarımızın saf, masum duygularını oynayarak ülkede bir kaos çıkarmak. Evet. Ve şu anda da yine yapmaya çalıştıkları şey, ben şu ana kadar Mersin'de çok demokratik, hatta Türkiye genelinde de üzücü birkaç olay dışında olaylara rastlanmıyor. Bu demokratik şekilde yarıştan rahatsız olanlar var. Bu rahatsızlığı bir şekilde başka mecralara çekmek isteyenler var. Bunlar bir şekilde provoke etmeye devam edecekler. Ama ben milletimizin sağduyusuna inanıyorum. Milletimiz artık gerçekten bizim demokrasi kültürümüz çok ciddi şekilde yerleşmeye başladı. Bu demokrasi kültürüyle beraber bu 12 yılda özellikle AK Parti'nin yapmış olduğu demokrasi alanındaki devrimlerimiz, devrim niteliğindeki bizim icraatlarımız bunların artık önünü geçmeye başladı. Hatta en son rahmetli Menderes'in asıldığı adayı bile artık bir demokrasi adasına çevirebilecek hale geldik. Bu ülke artık darbeleri, buna benzer girişimleri unutup demokrasiyle beraber bu ülkeyi yönetmeyi, artık dışarıdan birilerinin milletin iradesinin önüne geçmeyi gerçekten engellemeyi başaracak kültüre sahip oldu. Ben bu şekilde provokelerin artık bir sonuç vermeyeceğine, milletimizin sandığa hür iradesiyle gidip çok ciddi şekilde oyunu verip kendisine, milletinin kendi verdiği oyuna sahip çıkacağı inancındayım. Ama tekrar dile getiriyorum, çok şiddetle kınıyorum. Hiçbir siyasi partiye böyle bir şeyin yapılması mümkün değil. Şunu, lafı gelmişken iki açıdan bakmak gerekir dediğimde bu işin bir açısıydı. İşin diğer açısı da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmen, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen, HDP'ye oy veren seçmenin hiçbirisi bizim düşmanımız değil. Evet, evet. Bunların hepsi bizim kendi hemşerilerimiz. Bunların içerisinde benim dayım var, benim eniştem var, halamız var, teyzemiz var. Biz onlarla asla düşman değiliz. Biz onlarla sadece ve sadece rakibiz. Siyasi rakibiz. Siyasette de bir futbol maçı gibi rakibinle ne yaparsın? Mücadele edersin sadece. Ama mücadele bittikten sonra herkes yapacağını yapar demokratik alan içerisinde. Mücadele bittiğinde de kazananı tebrik etmek, elini sıkmak gerçekten bir erdemdir. Buna bu açıdan bakmak gerekiyor. O yüzden şundan da herkes emin olsun. HDP'ye de, CHP'ye de, MHP'ye de biz aynı etli tırnak gibiyiz esasında. Evet. Yani onlara yapılacak olan bir saldırıda da onlara yapılacak olan iradelerin bir şekilde engellenmesinde yine büyük abi Türkiye'de AK Parti, biz emin olun onun da güvencesi altına alacağız inşallah. Evet, aslında son zamanlarda baktığımızda son seçimlerde Türkiye'de bir değişim söz konusu. Yani hani daha önce provokasyona çok çabuk alet olan bir Türkiye varken artık yavaş yavaş bazı gerçekleri, oynananları, neler yapılmak istediğini çok net bilen seçmen kitlesi oluştu. Bu bağlamda da özellikle siyasetçilerin, genel başkanların, en tepedekilerin verdiği mesajlar da çok önemli. Mesela HDP'de yaşanan bu duruma karşılık tüm siyasi parti genel başkanları tek bir vücut oldular ve kabul edilemediğini söylediler. Ki nitekim başbakan da cumhurbaşkanı da bu konuda en sert açıklamaları gerçekleştirdiler. Kınama bazında en sert açıklamaları yaptılar. Şimdi bir dönem şöyle denirdi. Türkiye, Türk toplumu takım tutmayı da parti tutmayı da bilmiyor. Yani bilmemesinin kastı çok keskin, çok sert bir yaklaşımdı. Ama artık öyle değil galiba. Nitekim bunu yerel seçimlerde de gördük aslında. Evet. Yani CHP'li olup da MHP'ye oy veren, MHP'li olup da AK Parti'ye oy veren, nitekim Mersin'e baktığımızda yerel seçimlerde AK Parti'nin büyük bir ivme kazanması vardı. Evet. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Tekin Bey, tabii bu kültürün yerleşmesi için, Türkiye'de özellikle demokrasinin yerleşmesi için biz 12 yıldır iktidarımız döneminde çok ciddi mücadeleler verdik. Hatta daha da gerilere gidecek olursak bu bahsettiğiniz şeylerden en çok müzdarip olan, en çok bunlarla, bu tehditlerle karşı karşıya gelmiş parti AK Parti'dir. Kapatılma tehlikesi. Kapatılma davalarıyla, ondan önce 28 Şubatlarla, işte biraz önce bahsettiğimiz Ergenekon, Balyoz davaları gibi, işte bahsedin ki bir gezi olaylarında 10 tane ağacın yıkılması, kesilmesi, hatta kesilme de değil, yer değiştirilmesiyle ilgili sanki memlekette yer yerinden oynamış gibi bir şekilde gezi olaylarını ortaya çıkaranlar. Bakın bunlar esasında hep aynı yer, aynı sesten çıkan, aynı yerden gelen şeyler. Hiç fark etmiyor. Evet. Daha önce bu memlekette gazi olayları nereden çıktıysa, SHP'nin iktidar olduğu dönemde, bu da oradan çıkmış bir şeydir. Yani 12 Eylül'ü yaşadı bu memleket. 12 Eylül'de aynı silahtan bir tane solcu, bir tane sağcı aynı silahtan çıkmıştı. Yani
bahsettiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar yavaş yavaş ivme ivme esasında biz emekleyerek büyüyen bir çocuk gibiydik Türkiye Cumhuriyeti. Çünkü biz bütün cihana hükmeden Osmanlı'nın torunlarıydık. O verilmiş olan kültürden demokrasi kültürüne geçmek çok da kolay bir şey değildi. Evet. Çünkü biz çok güçlü bir imparatorluktuk. Ama yavaş yavaş bu demokrasiyi hazmettik, öğrendik. Ülkemize karşı oynanan oyunları başta bugünkü Cumhurbaşkanımız, bizim liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere buradaki dik duruşla, yani kimileri gibi bir şey olduğunda çekip gitmedi, bırakmadı, davaya devam etti. Çünkü bu yola çıktığında emin olun ki Recep Tayyip Erdoğan bunları biliyordu. Yani o yüzden de çıktı, dedi ki ben bu yola kefenimi giyerek çıktım. Ve o zaman partimizin kurulma aşamasında da o dar çerçevedeki oturduğu arkadaşlarıyla ne yapacağız, ne istiyoruz diye konuştuklarında kefenini giyen kişiler benimle beraber olsun demişti. Şimdi o dik duruş, o dirayetli duruş, o vakur duruş bizim milletimize de sirayet etti. Milletimiz de artık bunların bir oyun olduğunu, bunlarla bir yere varılamayacağını, ülkenin üzerindeki oyunları çok net görmeye başladı. O yüzden çok şükür artık ben bu tip olaylarla Türkiye'de bir şekilde istikrarı bozmanın, Türkiye'nin geleceğiyle oynamanın, Türkiye'nin geleceğini tekrar karartmanın mümkün olmayacağına inanıyorum. Çünkü milletimiz gerçekten öyle kimilerin dediği gibi göbeğini kaşıyan falan değil, herkesin oyunun eşit olduğu ve bizim çok bilinçli, çok da dirayetli milletimiz var. Biz milletimize güveniyoruz inşallah. Aslında şöyle bir gerçek var. Yani benim her zaman savunduğum bir gerçek vardır. Şu, o gerçekte şu. 2002 öncesi Türkiye ve 2002 sonrası Türkiye. Evet. Şimdi birçok kişi bu gerçeği görürken, yani bir kere şunu kabul edelim. Yani Türkiye bir atılım gerçekleştirdi. Türkiye en azından Avrupa'da birçok yabancı ülkede artık söz sahibi olmaya başladı. Evet. Daha önce el pençe divan durduğumuz günleri unutmadık. Ama şimdi karşımızda bazen el pençe divanları görmeye de başladık. Yani Türkiye'nin artık sesini çok gür bir sesle ortaya koyduğunu, elini masaya çok rahat vurmaya başladığını gördük. Peki bunlar niçin birçok kesim tarafından görülmüyor? Tamam, belki %52'lik bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde aslında bir nevi AK Parti'nin güven oylamasına dönüştü. Yani niçin geri kalan bölüm bu gerçekleri görmek istemiyor veya görmüyor? Siz neye bağlıyorsunuz bunu? Ben işin açıkçası görülmediği kanaatinde değilim. Şimdi hem Mersin hem Türkiye ölçeğinde bakacak olursak AK Parti 2002 seçimlerine girdi. Mersin'de %38 oy almıştık. Mersin'de %18 oy almıştık. Türkiye genelinde %32 oy almıştık. Şimdi Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde biz tekrar %52 oya çıktık. Mersin'de de %34'lere çıktık. Yani bu demek ki zaten iktidar yıpratan bir şeydir esasında. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Ama biz 2002 yılından itibaren her seçimde oylarını arttırarak büyüyen bir partiyiz. O yüzden bence milletimiz bunu görüyor. Ama bu bahsettiğimiz demokrasi kültürü, takım tutar gibi artık bir siyasi parti tutmama anlayışı yerleşmeye başladı ülkemizde. Bugün AK Parti kurulduğunda şu anki mevcut siyasi partilerin kendileri veya uzantıları bir şekilde yine Türkiye'de siyaset yapıyorlardı. Evet. Eğer onlar çok başarılı olmuş olsalardı AK Parti gibi siyasi bir partinin kurulmasına gerek kalmayacaktı. O yüzden bugün AK Parti'ye oy veren seçmen, bunun içerisinde MHP'lisi de, CHP'lisi de, Refah Partilisi, Anavatan Partilisi, Doğru Yol Partilisi hepsi var. İşte biz bu kültürü yerleştirdikçe, 2002 öncesini insanlar hatırladıkça biz daha da ileriye gideceğiz. Ama şu bir gerçektir. Bu insanoğlunun fıtratında vardır. İnsanoğlu unutur. Gerçekten unutur. Bir şekilde bunu hatırlatmak gerekecek. Ama biz AK Parti olarak sadece 2002 öncesi ve bugünkü Türkiye'yi kıyaslayarak bir yere varılmayacağını da biliyoruz. Evet, biz 2002 öncesi Türkiye'den bugünlere gelirken çok ciddi devrimler yaptık. Devrim niteliğinde hizmetler yaptık. Bakın bir sağlık alanında. Evet. Şu anda hep tekrar gördüğümüzde ben o zamanlar Ankara'da bakan danışmanlığı yapıyordum. Mersin'den gelen hemşehrilerimizin özellikle hastaneyle ilgili çok ciddi rahatsızlıklarla ilgili talepleri olurdu. Biz kendimiz bile bir şekilde hastaneye Mersin'den gelen birini götürebilmek için o zamanlar sevk vardı. İnsanlar sevkle bir hastaneden bir il dışında hastaneye gidebiliyorlardı. Ankara'da dış kapı hastanesine gelirlerdi öncelikle. Dış kapı hastanesinden sevk ettirmeye çalışırdık hangi bölümde neredeyse. Düşünün ki Türkiye'nin hepsinin yığıldığı bir dış kapı hastanesi. Evet. İnanın biz o zaman çok güçlü bir bakanın danışmanıydım. O kadar çevremize rağmen ben kendim birebir yanlarında durmama rağmen 2 saat 3 saat dış kapı hastanesinde biz hastaya baktırmak için değil,
Hasta sedyede bekliyor. Sedyenin üzerindeki hastayı başka bir hastaneye sevk ettirmek için beklerdik. Sevk ettirdikten sonra gittik diğer hastaneye. Diğer hastaneye gittiğimizde bir şekilde doktora ulaşmamız 1 saat 2 saat. Bunu o zamanki amiyane tabirle torpilli olarak yapılabilen şeyi söylüyorum. Çıktınız, doktor size işte dedi ki MR çek, tetkik yap. O tetkiği yaptırmaya gittiğiniz yerde tekrar torpile ihtiyacınız var. Evet. Tetkiği yaptırdınız, tekrar doktora gitmeye ihtiyacınız var. İlaç alacaksınız, ihtiyacınız var. Bu sadece sağlık alanındaki şeyden bahsediyorum Tekin Bey. Yani ülke 2002'den bugüne geldiği noktada sağlığından, hastane koşullarından, özel hastanelerden. Şimdi hepimiz Türkiye'de hizmet eden devlet memurları, bağ kurulusu, işçisi, memuru hepsi ayrı ayrı hastanedeydi. Zaten bunların birine tabi değilseniz paran yoksa öl zihniyeti içerisindeydik. Ben kendim daha önce tıp fakültesi hastanesinde, Mersin Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kendim döner sermayede çalıştım. Şimdi hasta geldiğinde hastaya senet imzalattırılırdı. Hı hı. Eğer herhangi bir sosyal güvencesi yoksa. Rehin kalan hastalar rehin vardı. Kalan hastalar vardı. Ben size daha acısını söyleyeyim. Cenazesini alamayan hastalar vardı. Doğru. Senede imzanızı atıp cenazenizi o şekilde alacaktınız. Şimdi Türkiye'nin bu günlerden bugünlere gelmesi gerçekten hiç kimsenin hayal edemediği şeylerdi. Ama bugün tabii dediğim gibi insanoğlu unutkan ve aynı zamanda da nesil değişiyor. Evet. Bugün oy kullanacak olan 20 yaşındaki gencimiz o gün 8 yaşındaydı. Bu gençlerin o günleri belki de hatırlaması çok da mümkün değil. Bu sadece sağlık alanındaki devrimle ilgili bahsediyorum. İnanın ki anlatmaya kalktığımızda programın saatleri yetmeyecektir. Evet, ama eğer dilerseniz bunları da rahat rahat konuşabiliriz. Ama biz şu inançtayız. Bu maçın ilk yarısıydı. Biz maçın ilk yarısında Türkiye'de yapabilecek olduğumuzun bütün hepsini gerçekleştirdik. Bu 10 yıl içerisinde yapılabilecek ne varsa bu kadar süre içerisinde. Çünkü o günkü başbakanımız, kurucu genel başkanımız söylemişti zaten. Bu ülkenin tekrar temellerinin çok sağlam bir şekilde atılması lazım. Bu temelleri atmak için de en az 10 yıl gerekiyor diyordu. Şimdi biz bu 10 yılda ülkenin gelişmesi için atılabilecek olan bütün temelleri attık. Ama şimdi bazıları yürü diyor ya, bizim de yürü diye. Biz artık bizim de koşacak bir millet istiyoruz. Biz Türkiye'yi artık koşacak boyutlara getirdik. Ne gibi koşacak boyutlara getirdik isterseniz bir iki tane hiçbirimizin hayal edemediği. Hatta biz teşkilat mensuplarının bile inanın yetişemediği şeyler var. Ben mesela bunlardan birkaç tanesini en son Cumhurbaşkanımız anlattığında bana geldi. Şimdi bugün birileri söylüyor. Bakın Türkiye'de 8 tane çok ciddi şekilde 8 ilde ve bu illerden bir tanesi de şu anda bizim birinci sıradayımız Sayın Mustafa Gültağ'ın il başkanlığı döneminde Mersin'e kazandırılmıştı. Mersin'de böyle bir şehir bölge hastanesi olsun diye. Mersin'e şehir bölge hastanesi yapılıyor. Şimdi Mersin'e şehir bölge hastanesi yapılırken birileri diyor ki ya burada hükümetin hiçbir şeyi yok. Devletin kasasından hiç para çıkmıyor. Doğru, devletin kasasından hiç para çıkmıyor. Ama iş zaten bunu kasandan para çıkmadan yapabilmekte. Sadece arsayı vermekle gerçekleşmiyor. Verin başka belediyelerde birer tane arsa versinler. Hadi bir şehir bölge hastanesi değil. Orası 1250 yataklı. 600 yataklı hastane yapsın bir belediye de görelim. Böyle bir şey mümkün değil. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Ben size birkaç tane örneğiyle vereyim. Ha burada vermiş olduğumuz taahhütlerle. Biz diyoruz ki buraya şu kadar hasta gelecek. Senin bu baktığın hastaya biz normal diğer hastanelerdeki maliyeti kadar sana para ödeyeceğiz. Sen bunu işleteceksin. İşletme süren dolduğunda getirip tekrar bu millete bunu bırakıp çekip gideceksin. Biz bunu devlet olarak kendimiz işleteceğiz, yürüteceğiz hastaneyi diyoruz. Ve buradan müjde olsun. Sağlık Bakanımız pazartesi günü buradaydı. Evet. Önümüzdeki sene Şubat ayında bu hastane hizmete girmiş olacak. İçerisinde ayrı ayrı 7 tane birim olan devasal çok güzel bir hastane olacak. 5 yıldızlı otel konforunda. Planlanandan önce. Önce olacak. Aslında, evet. Çünkü AK Parti'nin yaptığı önce. Bütün işlerde ne zaman biteceği, kaç liraya olacağı ya da işte bu şekilde projelerse kaç yılda bize devredeceğini hepsi yazar. Bakın ben buna benzer belki Mersin'deki hemşehrilerimizin haberi olmayan bir iki tane şey söyleyeceğim. Şimdi biz inanın ki işte bizim milliyetçiliğimiz esasında buradan kaynaklanıyor. Biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Bizim dedelerimiz Fatih Sultan Mehmet tuttu gemileri karadan yürütmüştü. Biz denizlerin altından Marmaray'ları yaptık. Evet. Ama bu yetmedi. Biz şimdi Avrasya Tüneli'ni yapıyoruz. Avrasya Tüneli'nde iki katlı artık sadece tren raylarından değil lastikli arabalarımızla da geçebileceğimiz iki katlı biz denizin altından giden yol yapıyoruz. Bu yolun maliyeti 12 milyar dolar. Bu 12 milyar dolar olan yolu inşaat süresi dahil 12 yıl sonra şirket bize devretmek zorunda.
Türkiye'nin kasasından 1 lira para çıkmıyor. Ama biz orada sadece şu taahhüdü bulunuyoruz. İşte ülkenin nereden nereye geldiğini düşünürseniz, işte IMF kapılarında memurun parasını ödemek için para istediğimiz günlerden bizim imzamızın bu kadar kıymetli olduğu günlere geldik. Bugünkü Cumhurbaşkanımızın o zaman imzası vardı altında. İmzayı attı, dedi ki ben sen inşaatını bitirdiğinde 12 yıl içerisinde bu şeyin içerisinden, köprünün içerisinden şu kadar araç geçmesini sana taahhüt ediyorum dedi. Ama dedi sen de bana şunu taahhüt edeceksin. Bu araçtan az çıkarsa ben sana parasını ödeyeceğim geri kalanın. Ama araçtan fazla çıkarsa bu 12 yıl üzerinde sen de bana parasını ödeyeceksin dedi. Bu ülke buradan buralara geldi. Şimdi dönün İzmir-İstanbul. 432 kilometre 9 milyar dolara bitiyor. Körfez bağlantısı. Yine ülkenin kasasından 1 lira para çıkmıyor. İşletecek 9 milyar dolara bu ülkeye kendisi yatırımını yapacak ve çekip gidecek. Hı. Dönün Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Şerit gidiş, 4 şerit geliş, ortasından hızlı tren. Ülkenin kasasından para çıkmıyor. İşte bizim atalarımız der ya, iş bilenin kılıç kuşananın diye. Önemli olan parasız yapabilmek. İşte o yüzden şimdi diyorlar zaten, ya bize bir 4 yıllık süre ver diye. Ya kusura bakmayın, biz size 4 yıllık değil, 4 saatlik bile veremeyiz. Çünkü amacınız tekrar daha önceki hortumlar gibi şu anki Merkez Bankası'ndaki kasayı boşaltmak. Evet. İşte hem şehir bölge hastanesinin ne şekilde yapıldığı, hem de ülkemizin nereden nereye geldiğini ve bunları parasız şekilde yapabildiğimiz ortamları anlatmak adına bunlara söyleme ihtiyacı hissettim. Evet, şimdi aslında şöyle de ben bazen programlarımda da soruyorum. Size de sormak istiyorum. Aslında sizinle birlikte genel sormak istiyorum bu soruyu tüm izleyicilerimize, diğer siyasi partilere de aslında. Evet. Şimdi Türkiye'de gerçekten bir atılım var. Türkiye'de gerçekten bir yatırım da var. Yani bu gözle görülecek şeylerdir. Kimse bunları inkar edemez. Evet. Mesela işte siz de bahsettiniz. İstanbul'da bir köprünün daha yapılmak istenmesi. Tabii birkaç işte, tanesi. Nükleer santral. Tabii. Nükleer santralin yapılmak istenmesi. İşte at geçitlerin yapılması gibi projeler. Ama hep buna bir karşı çıkış var. Şimdi ben hep şu soruyu soruyorum. Acaba diyorum, bu gerçekten Türkiye için ihtiyaç değil diye mi insanlar karşı çıkıyor veya muhalefet karşı çıkıyor? Yoksa AK Parti yapıyor diye mi karşı çıkıyorlar sizce? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. AK Parti bugüne kadar millete rağmen hiçbir şey yapmamıştır. Şundan emin olun. Biz yapacak olduğumuz her yatırımda bile milletimize bir şekilde soruyoruz zaten. Zaten seçimler de bunun bir göstergesi. Eğer bugüne kadar yapmış olduğumuz şeyler doğru ve gerekli şeyler olmasaydı seçmen bugün bizim arkamızda olmayacaktı. Ama aynı zamanda biz anketlere çok önem veren, ihtiyaçların belirlenmesi noktasında çok ciddi araştırmalar yapan bir partiyiz. Bunların hepsiyle ilgili tek tek milletimize soruluyor. Çok ciddi kamu araştırmaları yapıyor. Bu ihtiyaç mıdır? Ya da başka birilerinde de biz her zaman istişareye açık bir partiyiz. Başka birileri gelsin desin ki İstanbul'un trafiğini rahatlatmak için örneğin. Ya da İzmir, İstanbul'u daha az, daha kısa sürede, daha konforlu bir şekilde yapabilecek başka bir önerisi olan varsa bize söylesinler, biz yapalım onları. Ama bugünkü zaten bizim rakiplerimizin hiçbirisi herhangi bir projeden bahsetmiyor. Evet. Rakiplerimizin söylediği şey sadece daha önce olduğu gibi, bir tanesi diyor ki ben asgari ücreti şu kadar yapacağım. Diğeri diyor ben asgari ücreti şu noktaya getireceğim. Birisi diyor emekliye şu kadar ikramiye vereceğim. Ya bunların alt noktalarını anlatın bize. Bunu söyleyin. Zamanında oldu. İşte şu anki Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanı, İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunda söyledi. Dedi ki ben İstanbul'da bütün yardıma ihtiyaç vatandaşlarımın, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımın hepsine 600 lira yardımda bulunacağım dedi. Peki İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olamadınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oldunuz. Başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere. İzmir Büyükşehir Belediyesi sizin elinizdeydi. Antalya Büyükşehir Belediyesi sizin elinizdeydi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sizin elinizdeydi. Buradaki vatandaşlarımıza 600 lira yardım yapmaları için elinizdeki projeleri belediye başkanlarınıza niye vermediniz? Yani. İşte bir şekilde siyasette olacak. Birileri bir şey söyleyecek ama biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Birileri konuşur, AK Parti yapar. Evet. Peki AK Parti öneriyor diye mesela nükleer santrale de karşı çıkılıyor. Evet. Özellikle Mersin'de ve Sinop'ta. Bu konuda da ben her zaman şunu savunmuşumdur. Bir kere önce ben kendi görüşümü söyleyeyim. Evet. Şimdi eğer tehlike ise
etrafımızdaki komşularımızda hep nükleer santraller. Onlarda yaşanacak. Onlarda yaşanacak bir sıkıntı bizi yine etkileyecek. Şimdi eğer turizmin baltalanacağı düşünülüyorsa o zaman işte Fransa, Amerika Birleşik Devletleri gibi, Almanya gibi, İngiltere gibi, baktığımızda İngiltere gibi, baktığımızda Kanada'da. Yani yok yani turizm açısından da aslında çok da bir kayıpları yok. Hatta hiç kayıpları yok. Tarım alanında diyorsunuz ama baktığınızda nükleer santralin olduğu ülkelerdeki ihracat seviyelerine baktığınızda ilk sıralamalardalar. Evet, yani evet. Şimdi öyle bir durum ki nükleer santral evet ihtiyaç ama karşısında duran muhalefet. Bunu niye bağlıyorsunuz? Nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi, Mersin'de birçok protesto eylemleri gerçekleşiyor bu bağlamda nükleer bakalım, santral. Evet. Hatta şimdiki birçok muhalif aday yaptırmayacağız, kurdurmayacağız gibi cümleler evet. sarf ediyorlar. Şimdi biz tabii AK Parti olarak direkt böyle bir keskin siyaset hiçbir zaman yapmadık. İnsanların kaygılarını anlıyoruz. Bu insanların kaygılarını esasında bizlerin daha fazla, daha ciddi şekilde bu kaygılardan arınmaları için bizlerin demek ki nükleer santrali daha iyi anlatmamız gerekiyor. Sizin bahsettiğiniz gibi dünyanın birçok yerinde son teknolojiyle yapılmış çok ciddi nükleer santraller var. Bir şehirde 3-5 tane nükleer santralin olduğu çok ciddi ülkeler var. Şimdi zaten teknoloji artık çok farklı bir noktaya geldi. İşte herkesin aklından geçen kaygı zamanında yaşanan Çernobil'de yaşanmış olan facia. O günden bugüne kadar teknoloji çok gelişti. Ve hala teknolojiyi yenileyerek devam ediyor diğer ülkelerde. Ve şu anda yapılmış olan, bizde yapılacak olan nükleer santral son sistem, son teknolojiyle yapılan yani Amerika'dakinden bile şu anda daha üstün seviyede duruyor. Evet. Daha şunda hemfikiriz. Yani bizim vatandaşlarımızın canı çok önemli. Biz de bu şehirde yaşıyoruz. Herkes bu şehirde yaşıyor. O anlamda şundan emin olabiliriz. Burada herhangi bir kaza riski yoktur. Burada herhangi bir sızıntı riski yoktur. Burada çevreye herhangi bir zarar yoktur. Burada istihdam vardır. Burada insanlarımıza iş vardır. İnsanlarımıza aş vardır. Bakın o bölgenin insanların tamamının çalıştırılacak. Başka bölgeden gelmeyecek. O bölgede iş yapacak kişilerin tamamı Mersin'den olacak. Mersin firmalarından olacak. Mersin'de herkesin bahsettiği hep işsizlik. Ha işsiziz diye öleceğiz. Böyle bir şey yok. Teknolojisini çok ciddi şekilde yapılmış olan dünyanın sayısız ülkesinde sayısız şekilde bulunan nükleer santral. Ve bize bir de AK Parti döneminde çok ciddi teşviklerle rüzgar enerjisini kullanıyoruz, sularımızı kullanıyoruz, hepsini kullanıyoruz. Ama bu enerji yetmiyor. Evet. Bunu bütün dünya kullanıyor. O yüzden bu kaygıları ama çok daha ciddi şekilde nükleer santralin inşaatı başlarını insanlarımıza anlatacağız ve insanlarımız bu kaygıların gerçekten yersiz olduğunu görecekler. Biz o konuda nükleer santralin kesinlikle arkasındayız ve inşallah Mersin'de işsizliği çok ciddi şekilde düşürecek olan bir proje olacak. Evet. Tabii Mersin'den konu açılmışken Mersin'e devam edelim o zaman. Evet. Şimdi baktığımızda siyasi partilerimize, Mersin'deki siyasi partilerimize baktığımızda yeni adaylar, mesela AK Parti 4 milletvekili adayını bir daha göstermedi bu seçim için. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir kişi Sayın Ali Öz aday evet. gösterildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de yine bir kişi Sayın Aytu Atıcı. Evet. Şimdi ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Bizim de ben de programlarımda çok sıkça eleştirdiğim bir konuydu. Mersin sahipsiz bir kent. Yani hem sivil toplum örgütleri tarafından hem seçilmişler ve Ankara'ya gönderilmiş, Mersin'in sorunlarını konuşmaya vekil tayin edilmiş milletvekilleri tarafından da sahipsiz bırakıldı. Bunun sonucu olarak da bu tablo çıktı karşımıza diye yorumluyorum ben. Yani Mersin gerçekten sahipsiz mi? Bu konuda AK Parti mesela 4 milletvekilini bir daha göstermedi, aday göstermedi. Ki AK Parti'nin Türkiye'de uyguladığı yeni bir model, yeni bir sistem, ilk bir sistem o da hem temayül yoklamasını gerçekleştirdi partilerle hem de STK'larla bir temayül evet. gerçekleştirdi. Evet. Bu konuda acaba hani nasıl bir yöntem uygulandı? Şimdi ben tabii diğer siyasi partilerin neye göre kendi vekillerini aday gösterip neye göre göstermedikleri konusunda bir yorumda bulunamam. Ama biz AK Parti olarak zaten bu ülkede 3 dönem kuralını getirmiş evet. bir partiyiz. Yani bizde en başarılı olmuş bakanlarımızdan, en başarılı olmuş milletvekillerimize kadar 3 dönüm kuralına göre gençlerin önünü açmak, yeni insanları siyasete kazandırmak adı altında
Biz sürekli kendini yenileyen bir partiyiz. Biz teşkilatlarımızı da sürekli yenileyen bir partiyiz. Ben bu anlamda bundan önceki bizim kendi adımıza 4 milletvekilimizin Mersin'i sahipsiz bıraktıkları kanaatinde değilim. Ama şu bir alışkanlıktır tabii. Yani belki birebir vatandaşın temas etme noktasında sıkıntılar olmuş olabilir. Çünkü şöyle söyleyeyim, bizim özellikle bakanımız birinci sıradaki o zaman ve ekonomi bakanımız Sayın Zafer Çağlayan bütün Türkiye'de zaten çok ciddi işler yapmıştı. Ve çok ciddi şekilde bütün Türkiye ile ilgilendiği için Mersin'e belki gelip gitme anlamında çok fazla gelip gidememiştir belki ama Mersin'deki şu anki devam eden yatırımların tamamında imzası vardır diğer 3 vekilimizle beraber. Bakın bahsettiğimiz şehir bölge hastanesi geçen sene temeli atılmıştır. Biz bu 4 milletvekilimiz de attık bunun temelini. Şimdi esasında şimdiye kadar bitecek de esasında Antalya yolumuz. Orada çevreye zarar verileceği kaygısı taşıdığımız için oradaki tünel sayısını 23'e çıkardık. 23 tane orada tünel yapılıyor. Bunlar bizim vekillerimiz döneminde oldu. İşte Erdem'deki Aksifat Barajı, Tarsus'taki Pamuklu Barajı. Yani yatırım anlamında bizim milletvekillerimiz yine Mersin'deki yatırımları, havaalanı, bakın yani kendi yatırımlarımızda işte lojistik köyün yerinin belirlenmesi, işte Tarsus'ta yapılacak olan hastaneye engel olanlar, size tek tek bunları sorarsanız nasıl engel olunduğunu, kimlerin neyi engellemeye çalıştığını çok ciddi şekilde anlatırım. Bu anlamda AK Parti'de milletvekili adaylarımızın, 4 milletvekili adayımızın değişmesi konusunda, aday gösterilmemesi konusunda zaten Zafer Çağlayan kendisi, Zafer Bakanımız siyasetle uğraşmayacağını, yıprandığını, bu olayların kendisini çok üzdüğünü, yanlış anlaşılarak aday olmadı. Aday adaylığı başvurusu da bulunmadı. Diğer vekillerimizin de böyle bir başarısızlıktan dolayı aday gösterilmemesi diye bir şey söz konusu değil. Burada da dediğimiz gibi AK Parti bayrak yarışıdır. Daha yeni, daha hızlı bu şekilde uygun gördü genel merkezi ve bunu da bahsettiğiniz gibi çok ciddi şekilde araştırmalar yaparak hem kamu araştırmaları hem sivil toplum kuruluşlarına sorarak hem teşkilatın eğilimlerini alarak hem de genel Türkiye konjektürüne bakarak genel merkezimiz böyle bir karar aldı. Biz de sadece bu dönem aday gösterilmeyen milletvekillerimiz değil, ondan önce gösterilmeyenler, ondan önce vekillik yapmış olanlar da bizim için çok değerli. AK Parti'yi hiç kimse diğer siyasi partilerle karıştırmasın. Bakınız ben 18 Temmuz'da atandığım bu kutsal görevde 2014 18 Temmuz'da atandığım bu kutsal görevden bugüne kadar Toroslar'da mesela aday olmuş bugüne kadar. İlçe başkanlığı yapmış, il başkanlıkları yapmış, belediye başkanlığı aday olmuş. Ne kadar insan varsa hepimiz şu anda sahada beraber çalışıyoruz. Her hafta mutlaka oturup beraber istişarelerde bulunuyoruz. Biz farklı bir aileyiz. Evet. Bizde bir görev birine tekrar birinden birine geçtiğinde, tevdi edildiğinde biz bunu sadece bir bayrak yarışı olarak görürüz. Bugüne kadar emeğe geçmiş olan bütün milletvekillerimize de bu anlamda ben sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Onlar da hala hizmet etmeye devam ediyorlar hem partimize hem milletimize. Onlar da bizle beraber sahadalar. Ama bu dediğim gibi bir bayrak yarışı. Bizde ama küskünlük, dargınlık böyle şeyler söz konusu olmaz. Peki yine baktığımızda aslında siz AK Parti adaylarını belirlerken bir bakanla da bu sefer temsil edilmedi. Evet. Belki de halkın takdirini kazanan noktalardan bir tanesi de bu oldu. Yani hep Mersin'de şu vardı. Mersin'i dışarıdan birilerinin dışarıdan baktığı gözle görmesinden dolayı bir takım karşı duruşlar vardı. Evet. Şimdi AK Parti onun da farkına vardı büyük bir olasılıkla anladığım kadarıyla ve bir bakanla temsil etmedi Mersin. Her ne kadar bazı bakanların isimleri geçse de adaylık sürecinde. Evet. Ama bir bakanla temsil edilmedi kentin içinden. Hatta birinci sıraya da Sayın Gültak geldi. Evet. Ve hatta tanıtım toplantısında da Sayın İl Başkanı Sayın Taşpınar Ankara bize bakan aday göndermedi ama biz Ankara'ya bakan gönderiyoruz dedi. Evet. Peki şimdi yapılan yatırımlar var. Burada da aslında AK Parti'nin en çok eleştirdiği konu vardı. Hani siz az önce bahsettiniz aslında ben ilk defa bir AK Partili'den bunu duydum ki duymak da istiyordum. Evet biz halka bazı şeyleri net bir şekilde aktaramadık. Yani bunun eksikliğini hissediyoruz dediniz ya. Evet. Mesela nükleer santral. İşte anlatmış olsaydık zaten bahsettiğiniz %52'ler değil %60'lara çıkardık. Evet. Bizim hedefimiz o. Evet. İnşallah şimdi Mersin'de bunlara çok daha yanıtıp Mersin'den özellikle bir %50 hedefine ulaşacağız. Peki şunu da kabul ediyor musunuz? Ben sıkça söylemişimdir. Yani yapılan yatırım var. Mersin'e de yapılan yatırımlar var. Evet. Mesela işte az önce siz de bahsettiniz. Tarsus Kazanlı Turizm Projesi, Çukurova Bölgesel Havaalanı, işte lojistik merkezi olacağız, lojistik evet. Üssü olacağız. Hızlı tren. İşte hızlı tren. Hastane. Hastane ve limanın genişletilmesiyle ilgili çalışmalar evet, da evet. Var. Ama Türkiye'nin 5 büyük limanından birisi olacak evet, Mersin'de. Projelerde
yarım kalmışlık vardı. Hani durmuşluklar var ya. Evet. Mesela işte Çukurova Bölgesel Havaalanı en çok eleştirilen. İşte neden durdu? Bakın Mersin cezalandırılıyor. Hep böyle yorumlar çıktı. Evet. Ama baktığınızda, işin özüne baktığınızda beklemelerin ve aksiliklerin farklı nedenlerden kaynaklandığı, fakat bunun da halka bu şekilde anlatılamadığı ortaya çıktı. Siz evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi Tekin Bey, ilk sorunuzdan başlayalım. Adaylardan. Evet, bu defa bize dışarıdan bir bakan gelmedi. Şimdi bunu da iki türlü eleştiriyorlar esasında. Bakan geldi diyorlar ki Mersin'e dışarıdan bakan gönderiyorlar. Evet. Bakan gelmedi de diyor ki burayı kimse kabul etmedi. Hayır, öyle bir şey yok. Mesela ismi en çok geçen bakanlarımızdan birisi Sayın Lütfü Elvan'dı. Evet. Pazar günü buradaydı. Başbakanımız geldiğinde yine buradaydı. İşte dediler ki yok Lütfü Elvan gelmiyor, gitmiyor. Hayır, öyle bir şey yok. Kendisi çok da isterim. Ama bizim partimizde hiçbir zaman görev istenmez. Görev verilir. Sayın Başbakanımız Antalya'ya uygun gördü. Antalya'ya verdiler kendilerini. Ve kendisi de pazar günü Tarsus'taki programında, zaten hep beraberdik, yine dile getirdi. Tarsus'taki programda da şunu söyledi. Ben, dedi, 3 ilin bakanıyım şu anda. Türkiye'nin bakanıyım ama 3 ilden sorumluyum. Sayın Başbakanımızın söylediği şey bu zaten. Karaman, Mersin ve Antalya. Bu 3 ilin de bakanı Sayın Lütfü Elvan. Yani bu 3 ilden sorumlu olan bakan. Evet. Şimdi bu defa tabii bütün teşkilatlarımızın da istediği bize içimizden birileri olsun diye bir eğilim yok. Eğilim vardı genelde. Ve genel merkezimiz bu eğilime uydu. Mersin'de de biraz önce bahsettiğiniz, belki de işte niye bu 4 aday değişti falan gibi derken, daha iç içe olacağımız adaylar belki de istenmişti. Evet. Bugüne kadar beraber yaşadığımız, beraber olduğumuz insanlar diye. Bu defa genel merkez hem Mersin'e hem bizlere dedi ki bir de böyle bakalım o zaman, buyurun. Ben Sayın İsmail Başkanımızın söylediği şeye katılıyorum. Biz içimizden bir bakan çıkartabiliriz tabii ki. Bizim şu anki listemizin içerisinde Sayın Gültak olsun, Sayın Tezcan olsun, Sayın Muhsin Kızılkaya olsun, Sayın Zeynep Gül Yılmaz olsun, Sayın İbrahim Gül olsun. Bunların hepsi, Sayın Arif Yıldırım olsun, hepsini sayabilirsiniz. Mehmet Emin Kaplan'la. Bütün listemize baktığınızda bizim listemizde bakanlık yapabilecek kalitede çok fazla insan var. Donanım var, evet. Hepsinde o şekilde donanım var. Evet. Bakanlık nasip işidir, kısmet işidir. Belki birinci sıra adayımız, belki ikinci sıra adayımız, artık genel merkezimiz hangisini uygun görürse. İlla ki Mersin'den bir bakan olacak diye bir şey de söz konusu değil. Biz istiyoruz tabii. Ama hep alıştık çünkü. Alıştık bu alışkanlığımız inşallah devam edecek. İçimizden bir bakan çıkacak. Biz umutluyuz, bekliyoruz ve böyle bir algı da var. Genel merkezimizde var. Yine Mersin'imize de inşallah bu şekilde güçlü olacağız. Ama bir bakanımız var. Lütfü Bey inşallah hem Mersin'in de bakanı. Ama aynı zamanda tabii partide bakanlık dışında da çok ciddi görevler var. Yine bizim Mersin'den göndereceğimiz milletvekillerimizin çok ciddi şekilde görevler yapacağı kanaatindeyim. Şimdi bu anlamdan sizin bahsetmiş olduğunuz yatırımlara gelecek olursak, şimdi Kazanlı projesi. Evet. Çok ciddi şekilde, çok güzel, muhteşem bir sahil. Yani Türkiye'nin ender sahillerinden birisi. Çok bakir. Ben inanıyorum ki Mersinliyim diyen, Mersin'de yaşayan bizim birçok vatandaşımız orayı görmemiştir. Mutlaka. Gerçekten mutlaka, görmemiştir. Evet. Yani bir gün hatta size de bir görev düşüyor. Oraların çekimini yapıp o Kazanlı'nın o sahillerinin güzelliğini göstermek esasında gerekiyor. Şimdi ülkemiz tabii burada yatırımcılara dedi ki size, dedi, buyurun şey veriyoruz. Yer. Yer veriyoruz. Mersin'e, buralara turizm tesisleri yapacaksınız, oteller yapacaksınız. Bunları yaparken tabii biz hep başta söylediğim gibi bir şey hep zamana bağlayan bir partiyiz biz. Dedik ki bize, siz burada 5 yıl içerisinde inşaatınız başlayacak, şu kadar süre içerisinde bitireceksiniz, dedik. Gördük ki bu firmalar 5 yıl içerisinde buradaki yatırımlarına başlayamadılar. Ama burada firmaları eleştirmekle beraber bugüne kadarki yerel iktidarı da eleştiriyoruz. Hem Cumhuriyet Halk Partili belediye hem şu anki belediye oranın altyapısının yapılabilmesiyle ilgili artık hiçbir adım atmadılar. Ama atmazlarsa biz bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan bir şekilde halledeceğiz. Çevre imar planından bahsediyoruz. Evet. Çevre, yani Mersin'in her yerinin kanayan yarası olan, Mersin'in bir 100 binlik planı, bir 25 binlik planı, bir 5 binlik planı yok. Mersin'den emin olun şu anda yatırımcı, artık Mersin'deki yaşayan, Mersin'de birçok yatırım olan yatırımcı Mersin'den uzaklaşıyor. Başka kentlere yatırım yapıyor. Nitekim bunu Sayın Zafer Çağlayan Mersin'deki ziyaretlerinde yaptığı açıklamalarda, evet ben buraya yatırımcı gönderiyorum ama yer gösteremiyoruz. Evet. Ve yatırımcı kaçıp gidiyor. Altyapının demişti. Olmadığı yerde kim neyi yapabilecek? Peki o zaman şöyle bir soru çıkıyor mu acaba? Şu şeyi bitirirsek, buradaki proje bu defa bu 5 yılda kendileri bu verdikleri taahhütü yerine getirmekleri için Turizm Bakanlığımız iptal etti. Şimdi tekrar tahsislerini ve onların verdiği teminatlar falan hepsi de yandı. Tekrar yeni yatırımcılara burayı açacağız. Ve açtıktan sonra Kazanlı projesini inşallah bu önümüzdeki dönem içerisinde
memleketimize, Mersin'imize kazandırmış olacağız. Evet. Peki bundan aslında çıkartacağımız sonuç da şu. Yani bu projeler yarım kalmadı. Hayır, yani aslında. En azından hükümet tarafından yarım kalmadı, tabii yarım bırakılmadı. Yarım kalsaydı bu hafta sonu yine Anamur Tüneli'nin, Bozdesi Tüneli'nin daha doğrusu açılışını gerçekleştirdik. Şehir Bölge Hastanesi'nde otoyoldan geçerken bir bakınız. Evet. Verilen süreden daha önce Şubat ayında bitireceğimizi taahhüt ediyoruz. Farklı söyleyeyim size. Kendim başbakanımız geldiğinde ifade edeceklerdi. Bizim Aslanköy yolumuz. Evet. Başbakanımızın kendi ifadesi. Milletvekillerimizin desteğiyle beraber ve Ulaştırma Bakanımıza görüşerek. Bir şehir efsanesine dönmüş olan Aslanköy yolunu, başkan git söz ver, Aslanköy'ünü yapacağım 8 Haziran'dan sonra gel Ankara'ya, bir şekilde en hızlı hale getireceğiz ve bu dönem içerisinde Aslanköy yolunu bitireceğiz dedi. 10 kilometre genişliğinde o bahsettiğimiz Dalakdere'si Aslanköy yolu ayrımından genişleyerek ve virazsız 10 kilometre genişliğinde Aslanköy'e kadar yol yapacağız. Evet. Bakın Aslanköy'e kadar yol yaptığımızda ne olacak biliyor musunuz? Biz Sarnıca kadar olan yolu yaptık. Şimdi buradan müjde olsun, Sarnıca kadar olan yolu da artık olmayan kısmını tamamen çift şeride döndürüyoruz. İnsanlarımız daha rahat ulaşımda bulunabilsin diye. Şimdi Sarnıç'taki evlerde insanlar yaz kış oturmaya başladılar. Mersin'deki belediyeler iyi çalışmadığı için halde çalışan bir esnafın Mezitli'ye gelmesinden Sarnıç'a gitmesi şu anda daha kolay hale geldi. Evet. Biz Aslanköy yolunu yaptığımızda ve Aslanköy yolunun ikinci aşamasında Karaman'a bağlayacağız Aslanköy yolunu. Bu bizim dedelerimizin, atalarımızın hepsinin esasında hayalleriydi. Biz bunu yaptığımız zaman Aslanköy'e kadar olan köylerimizde, Yavcası'nda, Kuruderesi'nde, Tırtar'ında yetişen ürün çok ciddi şekilde Karaman'a gidebilecek. Mersin'e rahat gelecek. Bakın ben kendim nakliye işi yapıyorum. Diğer illere araba göndermekte sıkıntı yok. Aslanköy'e ben kendi araçlarımı gönderemem. O yol onu kaldırmaz. Kaldırsa da maliyeti yüksek olur. Bu defa bizim çiftçimizin üretmiş olduğu ürünün fiyatının düşmesine sebep oluyor. Ürünü çiftçi kendisi hale getiremiyor. Raf ömrünü kısaltıyor. Ama yol olmadan hiçbir şey olmaz. Yolu yaptığımızda oradaki çiftçimizin arsaları değerlenecek. Çiftçimizin ürünleri değerlenecek. İnsanlar oraya daha rahat yayla yapmaya gidecekler. Yaylalıklarını yapacaklar. Ve bizim oradaki bütün kendi köylülerimiz de gelişmiş olacak. Biz ekoturizm gelişecek. Kesinlikle. Biz bunun yani bugüne kadar bahsetmiş olduğunuz sizin yatırımlar duruyor diye bir şey değil. Yatırımlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve bunun ekstra müjdeleri var. Bakın başbakanımız geldiğinde kendisi Mersin'e müjde olarak verdi. Buradan eski İpek yolu dediğimiz yere kadar hızlı tren gidecek. Konya'ya bağlanacak hızlı tren. Konya Karaman hattına. Bizim buradaki hemşehrimiz hızlı trene bittiğinde İstanbul'a kadar çok rahat gidebilecek. Gerçi artık AK Parti sayesinde uçağa binmek sadece iş adamlarının, çok zengin insanların uhdesinde kalmadı. Bizim kendi hemşehrilerimizde 40 lira para verdiğinde İstanbul uçakta gidebiliyor ama daha da konforlu, daha da hızlı, daha farklı şekilde gidebilmek için hızlı trende. Mersin'den trene binen bir kişi Konya'sına da, Ankara'sına da, İstanbul'una da. Buradan doğulu vatandaşlarımız kendi yerlerine, Urfa'sına, Antep'ine, her yere kadar hızlı tren ağıyla öreceğiz. AK Parti hiçbir şekilde Mersin'deki yatırımları durdurmuş değil. Çünkü biz asla ve asla biz milletimizin vermiş olduğu tercihlere her zaman saygı duyan bir partiyiz. Milletimiz yerel iktidarda bunu tercih etmiş olabilir. Bu bizim başımızın üzerinde yeri var. Evet. Bizim başımızda. Ama biz inanıyoruz ki biz bunlarla asla böyle bir cezalandırma değil. Daha çok çalışacağız. Daha çok hizmet edeceğiz. Ve bir gün AK Partili belediyelerle, AK belediyelerle Mersin'i buluşturacağız ve Mersin esas tam da onunla ilgili bir soru soracaktım ben de. Şimdi az önce de bahsettiniz işte bir takım projelerimize, bir takım yatırımlarımıza engel oluyorlar. Niçin engel olduklarını, nasıl engel olduklarını söylerim evet. dediniz Tarsus için. Şimdi o zaman şöyle bir sorun çıkmıyor mu ortaya? Yani iktidar ve yerel sonuçta bir koordine içerisinde olması kesinlikle. Gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi koordine olmayınca aksaklıklar yaşanıyor. Mesela Tarsus'ta yaşanmış devlet hastanesiyle ilgili. Evet. Geçtiğimizde yine bir... AK Parti adayı da aynı konudan bahsetmişti. Evet. O zaman aslında şunu da gördüm ben. AK Parti'nin aslında şu an sadece hedefinde genel seçim yok. Tabii ki. Bundan sonraki yerel seçimle de hepsi iktidara buluşturmak. Biz bütün her yerde AK Parti'nin iktidarıyla barıştırmak. Çünkü biz Mersin sevdalısıyız. Biz Mersin'e hizmet etmek istiyoruz. Ama bir şekilde birileri bizim ayaklarımızdan tutuyor. Nasıl aşacaksınız? Nasıl aşacağız? Hizmet ederek aşacağız. Milletimize kendimizi daha çok anlatacağız. Daha çok el sıkacağız. Daha çok eve gideceğiz. Vatandaşımıza bunları anlatacağız. Ve zaten son noktaya doğru geldik. Yani artık inşallah Mersin'de buluşturacağız. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın bir önceki belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı. Sayın Macit Özcan
genel başkanları Kılıçdaroğlu'yla beraber burada geldiler, açılış yaptılar. Dediler evet. ki Türkiye'nin en muhteşem aqua parkını yapıyoruz. 34 bence. Milyon. 34 milyon lira. 34 milyonluk aqua park bugün ne oluyor Tekin Bey? Yıkılıyor. Yıkılıyor. Birileri çıktı otogarı tekrar Mersin, o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanı otogarı yaptı. Bugün otogarın haline satılıyor. Satışa çıkana kadar çekilen zulüm, milletimizin çektiği zulümle Mersin bunu hak etmiyor. Mersin bunu hak etmiyor. Mersin bu seçimde tekrar denedi ama ben bundan sonra doğruyu yapacağına inanıyorum. Ben de şöyle düşünüyorum, diyorum ki mesela Cumhuriyet Halk Partili belediyeyken Mersin'de biz sokağa iniyorduk. Özellikle yerel seçimlerde bölge bölge sokağa iniyorduk ama bizim ortaya çıkarttığımız sonuçla Mersin'de seçim sonrası çıkan sonuç örtüştü. Evet. Yani biz anladık ki biz gerçekten objektif davrandık ve halka indik. Çünkü en iyi kararı halk veriyor. Mutlaka. Çünkü biz gördük. Mezitli'ye gittiğimizde Mezitli'deki vatandaş evet CHP'liyim ama bu sefer CHP'ye vermeyeceğim. Evet, Macit Bey'in gitmesi için CHP'li seçmen çok ciddi şekilde. Tabii yani zaten de, yoksa seçimi biz kazanacak. Yok, %20, %25'lik bir kararsız vardı zaten. Ve bu sefer Milliyetçi Hareket Partisi'nden tercihini kullandı. Benim anladığım bu Mersin'de. Evet. Şimdi de gördüğümüz kadarıyla ortada. Ve nasıl bir sonuç bekliyorsunuz siz Mersin'den? Şimdi, yani Mersin'de genel seçimi, çünkü Mersin aslında Türkiye'nin aynası. Çünkü kesinlikle Mersin'den öyle çıkacak sonuç bence Türkiye'nin geneline yansıyan sonuç. Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim Tekin Bey. Şimdi bu 15 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi yerel iktidar döneminde Mersin'de sadece bir tek şey yapıldı. Mersin'de bir şekilde hiç kimseyi gerilmedi en azından. Bir gerginlik ortamı yoktu. Hizmetler anlamında Mersin'e hizmet edilmediğini hep beraber görüyoruz zaten. Mersin'in halini bunu Cumhuriyet Halk Partisi de kabul ediyor. MHP'lisi de, HDP'lisi de, AK Partilisi de. Mersin'le diğer şehirleri kıyasladığınızda Mersin'in ne kadar geride kaldığını görüyoruz. Bakın Mersin eskiden bütün bölge müdürlüklerinin olduğu şehir Mersin'de. Şu anda Karayolları Bölge Müdürlüğü bizde kaldı sadece. Evet. Eskiden orman da bizde devam ediyor. Eskiden bütün saydığınız etrafımızdaki o bize bağlı olan bölgelerin hepsindeki iller şu anda bizi geçti. Bir Maraş şu anda Mersin'den çok daha kalite anlamında yerel iktidarda kaliteli yerde duruyor. Bir Şanlıurfa, bir Gaziantep, bir Konya. Buralarla Mersin'i kıyaslamak mümkün değil. Bu hizmetleri Cumhuriyet Halk Partisi yapamadı. Ama şehirde Macit Özcan bir tek şey yapıyordu. Hiçbir şeye karışmayarak bir huzur ortamı vardı. En azından burada Kürdü, Türk'ü, Alevisi, Sunni'si, bunların arasında bir çatışma ortamı yaratılmıyordu. Bakın seçimler geçeli bir yıl üzerine zaman oldu. Mersin'deki bu huzur ortamının yavaş yavaş kaybolmaya başladığının korkusu var artık herkeste. Herkeste bir tedirginlik var. Bu huzur ortamını çıkıp artık belediyenin tesislerinde Kürtçe düğün yapamayacaksınız boyutuna getirdiler. Şimdi şundan herkes emin olsun. Eğer milliyetçilik memleketin bir tek çakıl taşını vermekse bizden daha iyi milliyetçi yok. Bir tek çakıl taşı için hepimiz canımızı vermeye hazırız. Ama bizim milliyetçiliğimiz sadece işaretlerle, söylemler olan bir milliyetçilik değil. Bu memlekette kendi istihbaratımızı kendimiz yapamadık Tekin Bey. Evet. Evet. Eğer milliyetçiyseniz sizin başbakan yardımcısı olduğunuz dönemlerde siz gidip bu memlekette Milli İstihbarat Teşkilatı'nı bir defa millileştirecektiniz. Kendi insansız hava uçağınızı yapacaksınız. Atak helikopterinizi yapacaksınız. Kendi Altay tankınızı yapacaksınız. Bizim bildiğimiz milliyetçilik bu. Eğer milliyetçilikse siz Türk bayrağını gururla ve şerefle dünyanın her yerinde dalgalandıracaksınız. Gidip Amerikan başkanlarının önünde önünüzü ilikleyerek değil. Aynı masada Sisi olduğu için Sayın Recep Tayyip Erdoğan dönemin başbakanı bize ben zalimlerle aynı masada oturmam diyecek kadar yürekli bir insan. İsrail Cumhurbaşkanı'na siz sahillerde çocukları katletiyorsunuz diyerek one minute diyecek bir lider. Biz böyle milliyetçiyiz. Bizim milliyetçiliğimiz bu. Bizim herkesin bahsettiği gibi kardeşliğimiz de silahlarla falan değil. Bakın bu ülkede 2,5 yıldır analar ağlamıyor. Benim kendi Kürt akrabalarım var. Akraba olmuşuz artık. Biz Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Alevisi hepimiz biriz. Biz huzur içerisinde yaşıyoruz. Beraber alışveriş yapıyoruz. Komşuyuz. Akraba olmuşuz. Birileri bunu kaşımak istiyor. Evet. Birileri bu huzur ortamından tekrar huzur ortamının bozulmasını istiyorlar. Ama emin olsunlar. Bu memlekette milliyetçiliğin teminatı da biziz. Kardeşliğin teminatı da biziz. Atatürkçülüğün teminatı da biziz. Evet. Hiç kimse kusura bakmasın. Milliyetçilik sadece bu bahsettiğimiz söylemlerle olmuyor.
Kürt ırkı Türk ırkından daha üstün bir ırk değil. Türk ırkı da ondan üstün bir ırk değil. Müslüman Alevi'den daha üstün değil. Alevi de Müslüman'dan daha üstün değil. Arap kardeşlerimiz de bizim kardeşimiz. Biz aynı Allah'a inanan, aynı peygamberin ümmetleriyiz. Bizim inanmamız gereken şey bu. Bakın Osmanlı bütün dünyaya hükmetti. Biz Osmanlı'da dünyaya hükmettiğimiz dönem içerisinde, Osmanlı'nın içerisinde, Osmanlı'da milliyetçilik diye bir şey yoktu. Hepimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalarıydık. Ne zaman Osmanlı'nın içerisinde milliyetçilik bilinci girmeye başladı? Bu ister Kürt milliyetçiliği olsun, ister Türk milliyetçiliği, ister Laz milliyetçiliği, ister Alevi milliyetçiliği. Bu çok kötü bir şey. Evet. Biz memleketimizi bütün bu renkleriyle seviyoruz. Bahseden kişiler bugün, evet bizim üçüncü sıra adayımız Kürt. Başbakanımızın da bize Mersin'e bir hediyesi. Hiç kimse bahsetmiyor ama ben esasında gurur duyuyorum. Bunu bazı kesimlerde gösterip bazı kesimlerde saklıyorlar. Bakın biz çok seviniyoruz ki demek ki ülkede öyle bir demokrasi kültürü getirdik ki. Milliyetçi Hareket Partisi'nin birinci sıra adayı da Kürt. Bu çok güzel bir şey. Artık yani her parti Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Alevisiyle kucaklanmaya başlıyor. İşte size bahsettiğimiz, Türkiye'ye getirmek istediğimiz demokrasi anlayışı bu. Evet. Bu biz her partide olsun diyoruz. Çünkü biz Mersin'de sadece Türkler yaşamıyor. Tabii, Mersin'de tabii. Ben kendim yörüğüm. Ama benim yörüklüğüm çok önemli değil. Benim yörüklüğüm de bir Kürt kardeşimin Kürtlüğü kadar. Biz çünkü insanız. Yaradan'ın yarattığı insanlarız. Biz bu gözle bakıyoruz sadece insanlara. Ama eğer iş memlekete hizmetse bizim gibi milliyetçisi yok. Bu memleketin tek bir çakıl tanesini hiç kimseye vermeye niyetimiz yok. Hiç kimse kusura bakmasın ve böyle kaygılarda bulunmasın. Ama biz hiçbir ananın dağılamasını istemiyoruz. Evet. Süremizi doldurduk. Sohbet iyi gidiyordu ama. Evet. Konuşacak tabii ki çok konu var. Seçime kadar da bu konuları tekrar tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Kaldığımız yerden. Sayın Ünlü, son olarak neler söylemek istersiniz? İnanın evet. Zaman su gibi geçiyor. Çünkü biz dertliyiz. Bizim derdimiz millet. O yüzden inanın ki çok büyük bir şevk ve heyecanla çalışıyoruz. Anlatacak çok şey var. Bahsettiğim gibi hem yapacak olduklarımız hem yaptıklarımız. Bu memleket çok acılar çekti. Evet. Bakın süremiz bitti ama affınıza sığınarak bir iki noktaya sadece değinmek istiyorum. Bu memlekette anneler başı eşarplı olduğu için askere gönderdikleri evlatlarının yemin merasiminde asker kışlasının içerisinden geçmediler. Bu memlekette rahmetli Menderes'i idam ettiler. Menderes'i idam ettiklerinde dediler ki Menderes'in idam gerekçelerinden bir tanesi yurt dışına şu kadar altın gönderdi, şu kadar para gönderdi diye. İşte diyorum ya insanoğlunu unutuyor diye. Menderes öldüğünde Menderes'in ailesine haciz geldi biliyor musunuz? Haciz mahkeme masrafları ile ilgili geldi. O zaman Menderes'in ailesiyle Menderes'in avukatı beraber oturuyorlar. Avukat pek inanmıyor ama bir öneride bulunuyor. Diyor ki biz bir kampanya başlatalım. Milletimize gidelim, milletimizden yardım isteyelim. Bir hesap numarası açıyorlar. Açılan hesap numarasında Menderes'in ailesine bu bahsettiğimiz kefen parasını, mahkeme paralarını yatırabilmek için milletimiz yardımda bulunuyor. Yardım geçiyor. Menderes'in ailesi de hiç hesapları da kontrol etmiyor. Bunu Menderes'in ailesinden sağ olanlardan da dinleyebilirsiniz. Belgelerle sabittir. Daha sonra bir gün Menderes'in ailesinin bu şekilde milletimizden yardım istediğini duyuyor bir okuldaki müdürümüz. Şu anda onu hatırlayamadım. Ama bir sonraki geldiğimde size okulu ve o okuldaki müdürü size anlatırım. Okul yarım kalmış. Diyor ki ya Menderes'in ailesinde para olabilir. Gideyim bir yardımda bulunayım. Menderes'in ailesi o zaman bankaya gidiyor. Ve bankadaki yardımdan sonra geriye kalan parayı okulun yapımı için gönderiyorlar. Ve o gün gönderdiklerinde en küçük gönderilen, en fazla gönderilen para bugünkü parayla 5 TL Tekin Bey. Ve farkındaysanız biz Cumhurbaşkanlığı seçimimizde 1 TL'lik Cumhurbaşkanlığı kampanyası için yardım istemiştik. Bakın bu millet o kadar kutsal ve büyük bir millet ki bu millet ölüsüne de sahip çıkar, dirisine de sahip çıkar. Yeter ki bu memlekette Menderes gibi, Recep Tayyip Erdoğan gibi liderler olsun. Bütün izleyicilerime ve size tekrar vaktimizi açtık. Herkese sonsuz saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet ben de size teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyicilerimiz Seçime Doğru programında hem İçel TV hem Radyo Klas ortak yayınından Mersin'in nabzını ve Türkiye'nin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bugünkü konuğum AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Sayın Onur Ünlü'ydü. Kendisine sohbetinden dolayı sorularımıza verdiği cevaplardan dolayı teşekkür ediyorum.
Bir sonraki yayında tekrar birlikte oluncaya dek esen kalın, mutlu kalın.